Fan 1-2-3 kademesini kumanda eden parça bu. Rezistans diye geçiyor. Bu parçada şurada bulunan şu elindeki kesmiş olduğum eleman bozulmuş. Bunu internetten yenisini sipariş ettim. Gördüğünüz gibi bunu buraya şu kapağı buradan açarak parçayı takmak için yer açtım. Bunu lehimle yapamayız çünkü burada belli bir sıcaklık oluşmakta rezistanslardan dolayı. Sipariş ettiğim parçada 192 derece termik sigorta diye aramıştım. 192 derecelik çeşitli araştırmalarda öyle buldum. Bu üzerindeki değeri pek okuyamadığım için araştırmalara dayalı bir şekilde aldım. Gördüğünüz gibi ben bunun uçlarını kestim. Fakat boyutları aynı. Burada dikkat edilmesi gereken kısa ve uzun bacakları var. Bunu da aynı şekilde bağlayacağım. Herhangi bir olumsuzluk olmaması için. Belki de bir sorun yaratmaz ama ben yine de aynı şekilde bağlayacağım. Evet. Gördüğünüz gibi termik sigortayı lehimle değil de uzun bıraktığım uçları kıvırarak bağladım. Burada önemli olan herhangi bir kısa devreye sebep olmadan bağlantı yapmak. Gördüğünüz gibi bu rezistans tellerine benim yaptığım bağlantı değmiyor. Bu şekilde çalışacağını düşünüyorum. Bunu araca bağlayıp test edeceğiz. Sonucu hep birlikte göreceğiz. Şimdi bu metal kısmı da kapatacağım. Şimdi üzerindeki kapağı da gördüğünüz gibi kapattım. Burada bağladığım parça kapağa herhangi bir teması yok. Bunu araca takacağız. Normalde 150-200 liralık bir parça. Biz bunu 1 liraya aldığımız, 1,5 liraya aldığımız bir termik sigortayı değiştirerek tamir etmiş olacağız. Çünkü soketlerinde herhangi bir yanık, bozulma falan yok. Bunu aynen yerine takacağız. Burada size parçayı söktüğüm yeri de göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi parçanın soketi burada, bunu takacağım. Fan motorunun içinde bir bölgede bu parça soketi. Öncelikle bu soketin takılmasını görelim. Evet. Gördüğünüz gibi ya da göstermeye çalıştığım gibi öncelikle parçayı, soketini bu şekilde takıyoruz. Bundan sonra yapmamız gereken kablosunu geri ittirerek, parçanın orada bir mekanizması var. Bunu hani bir duy takar gibi takıp hafifçe çevirmek. Gördüğünüz gibi parça yerine oturdu. Şu anda işlemimiz bitti sayılır. Bir tek motoru yerine oturtturup motor soketini takacağız ve denememizi yapacağız. Parçanın bağlantı yaptığımız yeri burada sağlam bir şekilde duruyor, çevirerek takıyorsunuz. Evet. Gördüğünüz gibi motorumuzu yerine taktık. Motor soketini taktık. 3 adet burada. Burada cıvatalar var. Bunları güzelce sıktık.
Bu parçayı değiştirirken arkadaşlar şuna dikkat edin. Benim parçanın bozulma sebebi motor rulmanlarının sıkışması nedeniyle devrenin fazla akım çekmesi, bu sebeple termik sigortayı yakması. Siz de bu sigortayı değiştirirken motoru kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Motor menüde bir sıkışma varsa öncelikle bu sorunu giderin. Ondan sonra diğer parça tekrar bozulmasın. Şimdi bunun deneme. Evet, aracı çalıştırmadan fan dönmüyor. O yüzden aracı çalıştıracağım. Evet, aracı çalıştırdık. Evet, şu an fan motorumuz dönüyor. Kademeye arttıralım. Evet, siz de görüyorsunuz gayet güzel üflüyor. Bir kademe daha. Evet. Evet arkadaşlar. Şu anda çalışmayan 1 2 3 kadememiz de çalışır hale geldi. Demek ki sorunumuz çözüldü.